Kübra Parla Açık ve Net'in konuğu İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dı. Aydın meclise tokalaşmalarına rağmen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kızgın olduğunu söyledi. Parti olarak oyların önemli bölümünü de MHP'den aldıklarını belirtti. O da demek ki söylediklerinden pişman olmuş. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, meclisin açıldığı gün MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaşmalarına bu cevabı verdi. Açık ve Net'te Kübra Par'ın konuğu olan Koray Aydın, buna rağmen Bahçeli'ye kızgın olduğunu söylemeden de edemedi. Ben Devlet Bey'e kızgınım. Şunun için kızgınım. Ben mesela Devlet Bey'in bu tek adam rejiminin oluşmasındaki rolü üstlenmesini bir türlü kabul edemiyorum. Yani benim partiden ayrılışımdaki temel faktörlerden, yani ana unsurlardan bir tanesi de odur. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani bir kişiye koskoca bir ülkeyi teslim edebilmek ve bunun öncülüğünü de daha önce bütün söylediklerini unutarak, onları yok farz ederek, yeni bir kimliğe, yeni bir kişiliğe bürünerek bunu Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olması, sade beni değil, MHP'ye gönül veren milyonlarca insanı üzdüğünü biliyoruz. Koray Aydın, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Oylarımızın ana gövdesini MHP'den aldık dedi. Biz CHP'den çok az oy aldık. Biz oyun ana büyük gövdesini MHP'den aldık. CHP'den aldığımızın da ben 1-2 puan olduğunu düşünüyorum. Maksimum 2 puan. Geri gövdenin büyüğü MHP'dir. Az miktarda da gene AK Parti'den aldık. İYİ Parti'nin MHP ile kıyaslanacak bir parti olmadığını kaydeden Aydın, merkezdeki boşluğu doldurmak için kurgulanmış bir partiyiz dedi. İYİ Parti'nin erken seçimle baskın yediğini öne sürdü. Eleştirilerinin odağında Devlet Bahçeli vardı. O zaman Sayın Genel Başkanımız FETÖ'cü dedi, dış güçlerin oyuncağı dedi, herkese bir kulp takarak, herkese yalana, iftiraya dayalı söylemlerle bu talepleri bir şekilde ihraç ederek, partiden atarak yok etti ve bu düşünceyi taşıyan insanların neredeyse tamamına yakını partiden ihraç etti ve parti dışına koydu. Ben Türkiye'nin tek adam rejimine mahkum olmasını kabul edemiyorum, içime sindiremiyorum. Koray Aydın yeni kurulan hükümeti de değerlendirirken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesini de normal karşıladığını söyledi.